Konacık Gazderisi Caddesi'nde yaşanan olayda bir süredir bölgede hayvanseverlerin baktığı yetişkin bir köpek av tüfeğiyle vurularak cansız bedeni çöpe atıldı. Köpeğin vurulup sürüklendiği yerlerse kan gölüne döndü. Gazderisi'nde ikamet eden F.C. adlı şahıs olayın şüphelisi sıfatıyla Bodrum Çevre ifade verdi. İfadesinde köpeğin sahibi olduğu keçi sürülerine iki kez saldırdığını, son olay öncesinde de keçi yavrularından bir tanesini yaralaması üzerine korkutmak için tüfekle havaya ateş ettiğini iddia eden F.C., köpeğin üzerine doğru gelmesi üzerine de tekrar ateş etmek zorunda kaldığını söyledi. Şahıs hakkında genel güvenliği bozmak ve meskun mahalde silah atmaktan dolayı soruşturma başlatıldı. Olayın gerçekleştirildiği silaha ise el konuldu. Öte yandan Muğla Barosu ve Bodrum Kent Konseyi Hayvan Hakları Komisyonları da olayla ilgili devreye girdi. Muğla Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkan Yardımcısı Avukat Arzu Ayyıldız, Kent Haber'e yaptığı açıklamada güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğini ve görgü tanıklarını dinlediğini dile getirerek olayı gerçekleştiren şahsın C.Ç. olduğunu söyledi. İki görgü tanığının da köpeği vuran şahsın C.Ç. olduğuna dair ifade verdiğini, bir kişinin daha ifade vereceğini dile getiren Ayyıldız, F.Ç., oğlu C.Ç. ve otomobille bölgeye gelerek silahı getirdiği tahmin edilen kadın hakkında şikayetçi olduklarını anlattı. Avukat Arzu Ayyıldız şöyle konuştu. Köpek buraya 11 Nisan'da gelen bir köpek. Hayvanseverler tarafından beslenmeye başlıyor. Erkek bir köpek, Labrador kırması. Ve burada işte düzenli olarak besleniyor. Buradaki yeri var. Diğer köpeklerle beraber kalıyor, yaşamaya başlıyor. Dün talihsiz bir şekilde burada başıboş dolaşan bir keçi sürüsü var sürekli olarak. Başında genellikle çobanı olmuyor. Kamera kayıtlarından anlaşılıyor ki saat 18-10-12 civarı köpekler o tarafa doğru koşuyorlar. Orayı kamera tam olarak netçik olarak çekmiyor. Fakat koşuşturmalar, keçilerin sahibinin oraya gittiği, çobanın oraya gittiği görülüyor. Sonra işte keçinin bir tanesi yaralanıyor hafif bir şekilde. Hayvanseverler diyorlar ki çobana biz bunu tedavi ettirelim hemen. Kliniğe götürelim ya da pansuman yaptıralım. Fakat hayvanseverleri diyor ki o önemli değil. Yani çok önemli bir yarası da yok zaten. Fakat o sırada köpeği kovalamaya başlıyor. Köpek canavarı ondan kaçıyor. Güvenli bölgesi olan buraya geliyor. Burada su içiyor. Muhtemelen çok hızlı bir şekilde koştuğu için susuyor. Canavarı geliyor. Güvenli bölgesine su içiyor. Fakat o sırada Audi siyah bir Audi marka araba içinde esmer bir bayanla şurada görünüyor. Buradan geliyor, dönüyor. Şurada duruyor araba. Arabayla beraber köpeği kovalamaya başlıyorlar tekrar. Yukarı doğru o ekestisinin önüne doğru kovalıyor. Araba orada duruyor. Bütün bunların hepsi kamera kayıtlarında tespit edilmiş durumda. Çıkıyor, tekrar köpeği kovalıyor. Çoban köpeğe bir el ateş ediyor. Köpek ölmüyor. Biraz daha canavarıyla koşturuyor. Tam ağacın dibinde köpeğin boynuna bu sefer sıkıyor. Köpeği öldürüyor. Sürükleyerek karşıya götürüyor. Köpüğün içine atıyor. Ve siyah arabaya binip hızlı bir şekilde olay yerinden uzaklaşıyor. Görgü şahitleri var çok net olarak. Olayı gören kamera kayıtlarında çok net olarak olay yansımış. Köpeği öldürdü diyen, öldürdüğünü söyleyen ve hani benim üzerime saldırdı da öldürdüm diyen şahıs. Aslında köpeği öldüren şahsın babası. Çünkü ruhsatlı silah ona ait. Biz bütün Muğla Barosu Yaşam Koruma ve Hayvan Hakları Komisyonu olarak ve Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu olarak şikayetlerimizde bulunduk. Dün geceden beri delil toplama üzere çalışıyoruz. Kamera kayıtlarına ulaştık, tanıklarla tek tek konuştuk. Bir kısmı ifade verdi, bir kısmı ifade verecek. Delillerimizi de toplayıp tekrar savcılığa sunacağız. Bu işin peşini bırakmayacağız. Çünkü maalesef bu masum canlıların failleri meçhul kaldıkça bu katiller cesaretleniyor. Cezalandırılmaları lazım. Suç işlediklerini artık bilmeleri lazım. Ve ellerini kollarını sallaya sallaya. İşte o tarafta yerleşim bölgesi var mesela. Evler var. Zaten kendisi de o tarafta yaşıyor. Çoluk çocuk kapının önünde oynarken silah sıkıyor. Ve yere doğru ateş ediyor. Yani sekip bir çocuğun da başına gelebilir. Bir insan da ölebilir. O zaman mı infial yapacağız bilmiyorum.
elini kolunu sallayarak bu katiller ellerinde silahla dolaşamamalılar. Biz de bu işin takipçisi olacağız. Zaten olay kamera kayıtlarında çok net görünüyor. Öyle bir olay olmadığı. Zaten keçilerin parçalamış, daha önce de parçaladı diye bir iddiası var. Fakat o da doğru değil. Çünkü zaten bu köpek 11 Nisan'da buraya gelen bir köpek ve herhangi parçalanan bir keçisi de yok. Böyle bir iddiası da yok. Daha önceden böyle bir şikayeti de yok. Köpek o tarafa doğru koşuyor. Evet, keçinin bir tanesi maalesef yaralanıyor. Fakat hafif bir şekilde yaralanıyor. Fakat ne oldu da yaralandı, o kameralara yansımıyor. Bir şekilde haberdar oluyor ve zaten keçilerinin başında değil o sırada. Motosikletle geliyor ve köpeği kovalamaya başlıyor. Hayvanseverlerin bütün uyarılarına, telkinlerine biz köpeği alacağız. Zaten randevusu alındı, kısırlaştırılacak da korumaya alacağız. Vuracağım diyor ben bu köpeği. Diyorlar ki vurmak suç, öyle bir şey yok. Dur sakin ol, biz şimdi onu halledeceğiz. Tamam, korumaya alacağız. Buna rağmen zaten o çoktan o sırada telefonda konuşmuş. Ve muhtemelen silahı istemiş. Çünkü siyah bir araba geliyor. Şurada dönüyor. Şuralarda bir yerde araba onu alıyor. Ve ondan sonra da zaten köpeği kovalıyor. Sıkıştırdığı yerde de vuruyor ve öldürüyor. Şimdi şöyle bir sen ateşli silahla güpe gündüz ateş ettiği için aynı zamanda sahipsiz bir hayvanını öldürdüğü için suç duyurularında bulunduk. Ama aynı zamanda burada başka suçlar da var tabii. Şimdi orada arabayla ona silah getiren bayan, bütün bu araba vesaire görüntüler tespit edildi. Ben vurdum aslında diyen ruhsatlı silah sahibi olan kişi hakkında da suç duyurusunda bulunduk. Çünkü kendi ruhsatlı silahıyla vurmuyor. Zaten başkasının ruhsatlı silahıyla vuruyor. Dolayısıyla birden fazla suç var burada.